Gülhabbe ile her şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik Bülbül Deresi'ne. Bülbül Deresi'nin merkezindeyiz arkadaşlar. Neden araçtan konuşuyorum? Çünkü aşağı inmeyeceğim. Merkezi noktası burası. Ama burada konuşacak insan bulamadım. Konuşacak insanların olduğu noktaya doğru ilerleyeceğim. O zaman arabadan ineceğim ve çekime devam. Evet arkadaşlar, şu şurada dere herhalde burası. Evler genelde şöyle bir köprü gibi yol yapılmış. Oradan evlere bir geçiş var. Karşı taraf o şekilde. Bu tarafta şöyle arabayı park ettik. Hemen yanımız cami. Karşısı evlere gidiyor. Biz hemen sokak içerisine park ettik. Çekim yapmak üzere. Bakalım dedik. Kiminle konuşabilirsek. Evet hep. Kepçe geliyor. Vurusunu götürüyorlar ya. Onun için. Evler şöyle köprüyle gidiliyor. Burası nedir? Burası? Burası işte dere. Kesik. Dere. Hı. Yağmur suyu buradan akıyor. Ama dağdan ne varsa toplayıp geliyor. Sabahleyin kendi su borumun ağzını, evdeki atık suyun ağzını kendi elimle açtım. Ha. İsim nedir? İsim Aysa. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Aynen. Burada yaşam nasıl? Burada yaşam güzel. Güzel. Köyünüz güzel. Köyünüz güzel. Çok güzel. Köyümüz güzel. Siz gülünce de daha da güzelleşiyor. O da sizin güzelliğiniz. Çok sağ olun. Ne kadar zamandır burada yaşıyoruz? Ben 37 sene oldu buraya geleli. Buraya geleli. Gelin geldiniz buraya. Evet. Keyfiniz bol olsun. Evet. Bir tek sorun bu mu? Sorunumuz evet. Sağlık ocağımız var mı burada bizim? Bizim burada sağlık ocağımız yok. Subaşı da var. Subaşına gidiyorsunuz evet, siz de. Evet, oraya gidiyoruz benim çocuğum. Okul falan? Okul yok. Okul da yok. Taşımayla gidiyor çocuklar. Aslında köyümüzde okul olsa olurdu. Öğrenci yok mu burada? Var. Az mı? Kaç kişi var? Kaç öğrenci? Aşağı yukarı 10-15 öğrenci var. Varmış epey gene de. Evet. Yani çok değil. Tabii bilmiyoruz evet. Bizim direklerimiz değişecek. O da ne zaman değişecek bilmiyoruz artık. Bilmiyoruz. Direkler ama ha değişecek. Öyle bir karar alındı. Direkler evet. De geldi evet. Değişecek. Sözü burası da olacaktı ama bilmiyoruz. Yani kaç sene evveli buraya yani betonla olacak denildi. Yapacak. Üstünü kapatacaklar dediler. Evet, üstünü kapatacak ama niye denildi, kapatılmadı bilmiyorsunuz. Kaldı, bilmiyoruz. Anladım. Bize de bir bilgilendirilmiyor yani bilmiyoruz. Evet. Peki çok sağ olun. Bir şey değil. Biz de teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Evet. Hanımlar toplanmış sohbet ederken yakaladık onları. Çekelim mi dedik. Güler yüzlü insanlar. Tabii ki dediler bahçelerinde. Komşu musunuz hepiniz? Evet. Komşular bir araya gelmiş. Sohbet ediyorlar. Siz misiniz muhtarın hanımı? Evet. Hmm. Evet köyünüz çok güzel. Ama az önce hanımefendiye de söyledim. En güzeli sizin güler yüzünüz. Teşekkür ederiz. O daha da güzelleştiriyor evet, burada. Keyfimiz nasıl? Sağ olun. Bakmak da önemli. Evet. Değil mi? Siz de güzel bakıyorsunuz ki güzel görüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bakıyorsunuz. Bahçeniz ne güzel. Evet. Çok güzel. Soğan, birlik. Burada yaşam nasıl sürüyor? Nasıl devam ediyor? Hayat nasıl? Mücadeles işte. Ya nasılsın? Bahçenizle uğraşıyorsunuz. Evet, bahçeyle uğraşıyoruz. Ekiyoruz, ekiyoruz kendimiz. Işte. Burada kendimiz geçim uğraşıyor. Kaynakları nedir? Buranın geçim kaynağı nedir? Yok. Hayvancılık. Hayvancılık yok. Hayvancılık yok. Öldü yani. Zaten. Bitti. Maalesef hayvancılık. Çiftçilik. Araziniz var. Ekim dikim mi yapıyorsunuz? Bizler de yok. Evet bizlerde yok. Bizlerde kalmadı bir şey de. Anladım. Bizler eşimiz emekli. Bizler öyle. Allah rahmet etsin tüm ölmüşlerimizi. Anladım. Buranın gençleri ne iş yapıyor? Gencimiz kalmadı. Gittiler. İki tane oğlum var. İkisi Tepeköy'de. Yengemin üç tane çocuğu var. Üçü de Tepeköy'de. Mecbur. Buran yaşam mücadelesi değil mi? Evet bizim yaşlılar. Yani, orta yaşlılar var. Bizim köy evet, emekli köyü aslında. Kazanım. Bütün köyler öyle oldu ama. Biz de gelelim ya. Bütün köyler öyle. İş hayatı yani. İş hayatı olmadığı için. Fabrika yok yakında bir şey yok. İş alanı olmadığı için. Mecburen mücadele için gitmek zorundalar. Peki sizin keyfiniz bol olsun. Teşekkür sağlıklı günler diliyoruz.
Sağ olun. Hoşça kalın. Kahvemiz bakalım. Evet arkadaşlar. Kahvemiz bakalım yok. Yok. Alışverişi nereden yapıyoruz? Alışverişimize Torbalı'ya pazara gidiyoruz. He tamam. Evet arkadaşlar burada alışveriş yapacak bir yerleri yokmuş. Daha önce şurada bir kahveniz vardı değil mi? Şurada bir kahveleri varmış. Çam ağacının olduğu yer. Şimdi o da kapanmış. Dolayısıyla tabi oraya işletecek insan yok değil mi? Gençler de gitti. Diğerleri de emekli olunca. Evet arkadaşlar burada yaşam böyle. Ortam çok güzel. İnsanlar çok güzel. Yağmur da başladı. Biz insanları daha fazla tutmayalım. Peki çok teşekkür ederiz. Güler yüzünüz için hoşça kalın. Biz de teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar yağmur başladı. Biz de insanları yağmurda fazla tutmayalım dedik. O yüzden dedik ki kimseyi ıslatmadan çekime devam edeceğiz mecburen. Muhtarımın eşi ıslanıyor maalesef. Eve de el sallayarak uzaklaştık. Gördüğünüz gibi yağmur çok güzel yağıyor. Yağmurda çekim yapmaya çalışıyoruz. Evet, sokakları, yaşam alanlarını tek tek, hiçbir yerde tek tek çekme şansımız olmuyor. Olmaz. Alanlar çok büyük. O yüzden belli bir noktayı çekebiliyoruz. Burası da öyle. Belli noktaları çekebiliyoruz. Fakat çekebildiğimiz ancak bu şekilde olacak. Şuradan. Evet, karşısı dağ arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası dağ. Şu tarafa doğru gitmenin de çok bir anlamı yok. Yağmur mükemmel yağıyor da. Evet, başka bir noktaya doğru ilerleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, burası tepeler var etrafında. Tamam. Tepelerin, yani dağ mı diyelim, tepecikler mi diyelim? Doğru. Her tarafı dolu arkadaşlar. Her tarafı görmenizi istiyorum şöyle döndüğümde. Gördüğünüz gibi her taraf dağ ya da tepe, adını ne olarak adlandırılıyorsa etrafı dolu. Şöyle döndüğümüzde gördüğünüz gibi her taraf tepeciklerle ya da dağlarla dolu. Bu ortasında kurulmuş bir köy. Çok şirin, çok sevimli. Farklı bir havası var buranın arkadaşlar. Ama insanlar hakikaten çok güler yüzlü, sıcacık. Sevgiyle yaklaştılar. Biz sevgi dolu insanları seviyoruz. Allah'ım her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Zorluklarla geliyoruz. Tamam, kendi aracımız var ama yine de arada oldukça fazla mesafeler var. Buralara zorluklarla geliyoruz. Gelip de güler yüzle karşılaşmadığımızda bu bizi daha da yoruyor. Ama şükür ki genellikle güler yüzlü insanlarla karşılaşıyoruz. Bu da bize iyi ki gelmişim dedirtiyor. Hakikaten burası da öyle. Bugün yağmurla karşılaştık. Hanımlar dediler ki bu bir berekettir. Çok şükür. Evet, bereket. Bize dediler ki, biz dedik yağmur başladı, sizi ıslatıyoruz. Hayır dediler, önemli değil. Bu berekettir. İyi ki yağıyor. Hakikaten iyi ki yağıyor. Çünkü toprak çiftçi için, özellikle çiftçi için toprağın doyuma ihtiyacı var. Yağmur uzun zamandır yağmadığı için toprak susuzdu. Çok insan çiftçi susuzluktan dolayı ekim yapamıyor. Ekim yapamadıkları için de
birçoğu toprağını elinden çıkardığını söyledi ve biz de bunun için çok üzüldük. Evet, bugünlerde yağmur güzel yağıyor İzmir'e. İzmir'in suya doyuyor. Çok şükür. Evet arkadaşlar, az önce dediğim gibi yağmur kısmı şiddetle artırmaya devam ediyor. Bu sebepten dolayı da biz suyu daha detaylı gezemedik. Kim bilir, belki ileride, belki başka bir gün bazı köylerimizi tekrar çekeceğiz zaten. Programımızda mevcut. Bu da varsın, ileride bir daha gezeceğimiz köylerden olsun. Keyifli seyirler diliyorum sizlere. Yağmurlu bir günde biz köylerdeyiz.